Evet sevgili seyirciler, şu anda Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak ile birlikteyiz. Sevgili başkanım, geçtiğimiz günlerde ciddi manada bir rahatsızlık geçirdiniz. Bu rahatsızlığınızdan dolayı geçmiş olsun diyorum. Ve bugün bu rahatsızlığınızla ilgili düşüncelerinizi alacağım. Bir de gündemde olan terörle alakalı duygu düşüncelerinizi alacağım. Buyurun. Şimdi başta teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza Mustafa kardeşim, sevgili dostum, çok teşekkür ediyorum. Daha işin başından beri 4 aylık bir süre bu. Gerçekten Mustafa kardeşim, benim dostum, çok ilgilendi. Aynı zamanda ailem, şehit ailelerim, Aksaray'da seven insanlar çok dua ve desteklerini gördüm bu arada. Duaya çok inanıyorum. Şimdi bir defa bypass, daha sonra 3 defa anji olmama rağmen çok şükür ayaktayım, iyiyim, düzeldim, düzeliyorum. Ben bunu da bu vesileyle başta ailem olmak üzere yanımda beni yalnız bırakmayan dostlarım, arkadaşlarım, şehit ailelerim çok dua ve desteklerini esirgemediler. Biraz önce dediğim, gerçekten çok inanıyorum buna. Onların günlük benimle görüşmeleri, bana dua etmeleri, işte başımızdan Allah seni eksik etmesin, sana Yasin okutuyoruz, hatmi okutuyoruz diye söyleyip bunu canı gönülden söylediklerine inandığım için dedim ki buna ben inşallah bunu atlatacağım. Ciddi bir rahatsızlıktı. Şükürler olsun, hamdolsun, iyi döndüm. Şu anda çok fazla bir sıkıntım yok. İşte gördüğünüz gibi görevimin başındayım. Yine şehit ailelerime hizmet etmek anlamında. Onların bir nebze de olsa yanlarında olmak adına, onların sıkıntılarını paylaşmak adına yine buradayım. Yine onların duasına hep ihtiyacım var. Dostlarım, arkadaşım, ailelerim ve şehit ailelerin duasına çok ihtiyacımız var. Herkesin birbirine dua etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu arada onlara dua ediyorum. Hani Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Hasta ziyaretine gidiniz, gittiğinizde ondan dua isteyiniz diye bilirsin Mustafa kardeşim. Şimdi inan o dualar aldıkça ben de hepinize dua ettim. Bu hadis, buna inandığım için hiç kimse benden dua istemeden ben hepinize dua ettim. Allah hiç kimsenin sağlığını, huzurunu bozmasın. Allah... Rabbim kimseye böyle bir şey de göstermesin, yaşatmasın ama insan olsun. Bugün öyle, yarın farklı olabiliyorsun. Çünkü gündem sadece kendine değil, üzüntülerle meydana gelen bana hocalarım, 3 tane profesörle istişare yaptık. Üçünün söylediği de şuydu. Üzüntü, üzülmeyin. Üzüntüler damarları büzüyor. Yani o yüzden benimkinde büzülme olduğunu, üzüntüden kaynaklandığını, şimdi diyecekler ki, derler, şunlar derler, Hüseyin Koçak ne üzüntün var? Ya şimdi herkese sorsan, şöyle dıştan göründüğü gibi değil tabii ki, insanların işte yaşadığı olaylar, psikolojik olaylar, işte biliyorsunuz ki bizim çocuğumuz da şehit, bu arada bir sürü şehit haberleri alıyorsun, daha önce ya üzülmemek için bir nedenin olmuyor. Üzülüyorsun. Allah hayırlısını versin ama şükürler olsun. Mustafa kardeşim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık, sıhhat nasip etsin. İyiyim çok şükür. Hamdolsun. Şu anda dediğim gibi ailelerime hizmet etmek adına, şehitlerimizin geride bıraktığı ailelere hizmet etmek adına yerimdeyim. Mekanımızı açtık, güzelleştirdik mekanımızı. Bu arada yeni bir mekana kavuşmuş olduk. İş dizaynı gördünüz biraz önce. Şükürler olsun. Ailelerim gelip gidiyor. Öyle dediler biraz önce. Sizden önce aileler buradaydı. Başkanım, seni burada gördük ya. Biz bir şey istemiyoruz hamdolsun. Bak gerçekten çok sevindirici, çok mutluluk verici. Ya işte bunun farklısı da düşünebilir. İşe yaramazsa, faydalı olamazsa... Ya gelip gelmeme çok önemli değil, önemli olmuyor ama biraz önce onu da söylediler, çok memnun oldum gerçekten. Sen yeter ki burada dur, zaman zaman gel, seni biz burada görelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Hepinizi seviyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Evet sevgili başkanım, son günlerdeki bu terör olaylarından dolayı tabii ki hepimiz çok üzgünüz. Evet. Millet olarak çok üzgünüz. Bu konuda bir anekdot olarak, bir özet olarak bir şeyler söyler misiniz? Evet. Şimdi son bir ayda 23 tane şehit verdik. Vatan evladımız gitti. Bizim çocuklarımız, yavrularımız onlar. Şimdi burada da basında izlediğiniz gibi burada biliyorsunuz Kürtçe dağıtlar yakılıyordu. Kürt'ü, Türk'ü, Lazet dediğimiz gibi bizim burada da Kürt kardeşlerimiz, şehit ailelerim var. Dinlemiyor. 23 tane yavrumuz. Onlara başta Allah'tan rahmet diliyorum. Onların mekanı cennet olsun ki cennet inşallah. Öyle inanıyoruz. Hadisler var, ayetler var bu konuda. Geride kalan ailelerine bas sağlığı diliyorum. Dik. Onurlu aileler onlar. Hep geçenlerde de söyledim, dik durun. Şehit ailesine dik durmak yakışır. Bizlere dik durmak yakışır. O yüzden onları işte televizyonda izlerken, basında izlerken o insana benzemeyen, insanlıktan nasibini almayan pan emiciler yok mu ya? Onları sevindirmeyin. Ben sevindirmedim. Siz de sevindirmeyin. Şehit ailelerim için söylüyorum. Şehitle vatanın gerçek bekçilerinin, gerçek sahiplerinin şehit aileleri olduğuna inanıyorum. O yüzden dik durun. Allah Rabbim sabrını veriyor. Şurada hep diyoruz, yolu yarladık gidiyoruz bize. Ev sahibimiz şu anda şehitlerimiz. Allah her hepimizi şehitlerimizin şefaatinden mahrum etmesin. Birincisi bu. İkincisi, daha önceleri biz şehit aileleri olaraktan, dernek olaraktan bu sürece destek verdik. Ciddi tepkiler de almıştım o zaman. İşte şimdi bu şunun için verdiydim. O zaman dedim ki ben çok ağladım, biz çok ağladık. Halen de yanıyoruz, halen daha ağlıyoruz. Biraz önce işte bu rahatsızlığımla ilgili Mustafa kardeşim soru sordum ya. İşte ne oluyor? Dış görünüşü iyi. İşte demek ki geçmişin o bıraktığı izler hemen o anda çıkmasa da daha sonra çıkabiliyor. Bu vesileyle nasıl üzülmeyeceğim onu diyorum. Neye üzülmeyeceksin? Sürece destek verdiğimizde ben bunu demiştim ya. Son olsun bizim çocuklarımız, hiç kimsenin yavrusu bu terörde kurban gitmesin, şehit olmasın, canlar yanmasın, anneler babalar yavrularını kaybetmesin, çocuklar babasız kalmasın. Geçenlerde yine bir şey çocuğuyla konuşurken, yine bu terörle ilgili konuşurken, başkanım dedi, bir yaşındaydım ben babamı kaybettiğimde, babasını hatırlamıyor. Babasız büyüdüm ben diyor. Yani bunu anlayamaz, yani bunu yaşamayan anlayamaz. Allah kimseye de yaşatmasın. Çok duygulu anlar yaşıyoruz biz zaman zaman, çünkü işin içinde de olduğumuz için. Diyorum ki o çocuğun ne suçu vardı, yani o yetim kaldı o çocuk, ne suçu vardı? Bu terör bedelsi, Allah kahretsin. Yani çoluk çocuk demeden, halleşçe polisimizi, askerimizi arkadan gelip de, erkekseniz diyorum ki karşıya gelin, gelemiyorlar. Gördüğünüz gibi dağdan geliyor, ormandan geliyor. Şehitlerimiz, böyle çocuklarımızı, gençlerimizi, kardeşlerimizi halleşçe arkadan vurup şehit edip gidiyor. Ya bunlara şimdi bunun nasıl üzülmeyeceksin? Çünkü ben aynısını yaşamışım. Ben yaşadım, siz yaşıyorsunuz. Kim? Mustafa kardeşim, benim çocuğum iyi tanıyor, bana üzülüyor, çocuğuma üzülüyor. Sen de üzülüyorsun, kendi çocuğunu düşünüyorsun. Sizler de öyle, sizler ağlamayın dedik. Yani bu arada kimse ağlamasın dedik, sürece destek verdiğimizde. Maalesef süreç tıkandı, keşke olmasaydı. O zaman da diyordum keşke, keşkeler bir şey ifade etmiyor. Ama yani bunları yaşamasaydık diye hep temennim buydu. Maalesef son zamanlarda bu terör belası, vatanın bölünmez bütünlüğünü, bu cennet vatanımızda, yani ben hep şunu söylüyorum, vatanı olmayanın, bayrağı olmayanın hiçbir şey olmaz. Yani ne namusu olur,
işte yakın şeylerde izliyoruz, komşu ülkelerde izliyoruz, Suriye'de, Irak'ta, şurada, burada izliyoruz. İşte gördüğünüz gibi kadın, kız, herkes, çoluk çocuk vatanı terk etmiş diye bu terör belasından, işte yaşanan olaylardan bizim vatanımız cennet gibi bir vatan. O yüzden tek yumruk olacağız. Hep birleşelim. Şimdi bazı açıklamalar duyuyorum. Oysa şimdi orada kalmasın istiyorum. Gelin şehit ailelerimizle, gelin bizimle paylaşın biz bunu. Gerçek biraz önce dediğim gibi şehitlerimizin yerde bıraktığı emaneti yalnız bırakmayın. Bak onlar bu vatan bayrak için, namusumuz için o çocuklarımızı 20 yaşında, ben de diyorum benim de suçum vardı. Ben de diyorum benim de suçum vardı. Vatan sağ olsun dedim. İki tane de var, ben de varım dedim. Şimdi neye varız? Savaş mı var? Yok. 4 tane çavulcu, pislik geliyor. Taarruz verildi mi verildi? Bak bunu da söylüyorum. Taarruz, ciddi taarruz verdi hükümet buna. Çok ciddi taarruz verdi. Süreçte keşke vermeseydi, keşkeler bir şey ifade etmiyor ama taarruz üstüne taarruz verildi. Geçenlerde Diyarbakır şehitler denek başkanımız geldi. Onlarla istişare yaptık, konuştuk. Onların söylediği de o. Başkanım aynı şunu söylüyor. Devlet içinde devlet, Diyarbakır'da. Yol kesilme var, mahkeme kurmuşlar. Yani bu kadar taviz, süreçten dolayı kusura da bakmayalım yani. Bu kadar taviz verirsen olacağı bu. Terör öte çekil dedin miydi? Hani sırtında taşırsın. İn dedin miydi? Senden kötüsü kimse olmaz. Yoruldum biraz in. Dediğin zaman senden kötüsü kimse olmaz. Şimdi terör de böyle. Şimdi süreçten dolayı hükümetimiz desteği verdi, tavizi verdi. Şimdi öte çekil, canımız yanıyor, yorulduk artık deyince bakın portladık. Herkese geliyor sırayla. Senin çocuğun, benim çocuğum, kardeşim, hepimiz biz kardeşiz. Yani televizyonda izlerken sen de ağlıyorsun, canın yanıyor ama o an için yanıyor. O an için canın yanıyor. Ondan sonra İşte ateş düşüğü yeri yakıyor. İşte bizlere kalıyor bu. İşte o şehit ailelerine, o şehitlerin geride bıraktığı anneye, babaya, eşe, çocuğa kalıyor. Bunu kim ödeyecek? Eyvallah başımız gözümüz üstüne şehittik. Şimdi Rabbime çok şükür. Yani savaş yok. 4 tane çavulcu geliyor. Öbür taraftan işte bu taarruz verildiğinden dolayı bunlar oldu. Keşke yaşanmasaydı bunlar. Yaşansın istemiyoruz. Yani kardeşim bu arada yani bir dokunuyor bin ah işitiyor. Yani bizim şeyimiz çok fazla. Her televizyonu açtık mı? Şimdi hepiniz izliyorsunuz basını açtığınızda, televizyonu açtığınızda yine şehit haberleri alıyoruz. Onların hikayelerini hep görüyoruz değil mi? Hep görüyoruz hikayelerini. Gece kondu da oturuyor. Genelde nedense gariban gece kondu da oturan, maddi durumu hiç olmayan o çocuklarımız, o yavrularımız şehit oluyor. Demek Rabbim öyle, hani giden bir albayımız vardı, o öyle demişti. Başkanım, şehit aileleri seçilmiş insanlar Allah tarafından. Belki de onlara nasip etmiyor. İşte yalıda oturan zengin siyasetçilerin çocuklarına ya da zengine belki nasip etmiyor. Çünkü işte şey olunca niye göndersin adamlar Hakkari, Şırnak'a, Diyarbakır'a? Çocuklarını niye göndersinler? Gariban çocukları gider. Onlar orada şehit olur, gelir, bayrağa sarılır, gelir. Ondan sonra o günü acılar paylaşılır. Ertesi günü biter. İşte bakın, gelin tek yumruk olalım. Her hepimiz için söylüyorum. Döne döne herkese geliyor bu. Hep söylüyorum. Döne döne herkese geliyor. Temenni ediyoruz gelmesi. Ben çocuğum şehit olduğunda öyle demiştim. Keşke son olsun. Kimse ağlamasın, yanmasın. Çok ağladık, çok yandık. İşte o rahatsızlığımızın bize verdiği hiçbir şehit ailem sağlam değil. Hiçbiri, anne baba hiçbiri sağlam değil. Neden? O acı kolay mı evlat acısı? Ya dışından baktığın zaman Hüseyin Kurcan işte şu sağlam ya da şu söyleniyor çok yani devlet maaş bağladı, devlet şu kadar para veriyor. Senin çocuğunu ver, öyle düşünen için söylüyorum. Sana devlet 1 trilyon para versin. Saçın teline değişir misin? Değişmesin. Kolay mı? Kolay mı? Bağlanan maaşı hep açılıyorum, söylüyorum.
bir terörist de o zaman 33 kişinin katledildiğinde onlara biçilen rakam şehit ailelerine biçilmemişti. O zaman da açıklama yapmıştı. Bu kadar çelişki içerisindeyiz. Bu kadar çelişkiler var. Oysa bizim öyle maaşla şunda bunda gözümüze yavrularımızın canı sağ olsaydı onların acısını Rabbim öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Rabbim böyle nasip etti. Bu anlamda kesiyorum. Biraz da işte dedik ya biraz önce biz dokundum ahıştın diye terörün tez zamanda son bulması dileğimiz, temennimiz Rabbimden inşallah hiçbir anneler, hiçbir babalar ağlamasın, yanmasın. Bu vatan ilelebet bizimdir, bizim olacaktır. O yüzden teröre karşı işte ve dışta bölünmez bütünlüğünü vatanımızın zarar verecek kim onlara karşı gerçek tek yürek olmak zorundayız. O kan emiciler, o kalleş, adiler onlara karşı tek yürek olmak zorundayız. Onlar insan değil zaten. Onlar insanlıktan nasibini almamış. Onlar Allah geçenlerde bayrak yakıyorlardı, geçenlerde Kur'an-ı Kerim yakıyorlardı. Böyle bir insan. Ne beklersin? O yüzden biz hep beraber birlikte olup o terör belasından kurtulmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle anıyorum, teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Çok sağ olun. Ülkemize de geçmiş olsun, şahsınıza da geçmiş olsun diyoruz.